Değerli izleyenler, iyi akşamlar. Doğru Taktiğe hoş geldiniz. Oğuz Çetin'le beraberiz bu akşam ve geçtiğimiz hafta oynanan, birçok ligde oynanan maçların değerlendirmelerini yapacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz diyeyim programımıza. Doğru Taktiğe Stoke City Everton maçıyla başlayacağız. Cenk Tosun'un 2 golü vardı. Everton 2-1 galip gelmeyi başardı. İngiltere Premier Ligi'nde 31. hafta mücadelesi. Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, Stoke City deplasmanında. Sam Allardyce, misafir takımın teknik direktörü. Karşılanan top rakip yarı sahada, uzaktan bir vuruş dışarı gitti. Stoke City ilk dakikalarda kaleyi böyle yokladı. Kar yağışı hız kesmiyor ve yeşil çimlerin üzeri bembeyaz bir örtüyle kaplanıyor ilerleyen dakikalarda. Bu arada maçın hakemi bir kırmızı kart çıkarıyor Charlie Adam'a. Wayne Rooney böyle yerde kaldı. Martin Atkinson Adam'ı saha dışına yolladı. Stoke City 10 kişi kaldı. İlk yarı skoru 0-0. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Wayne Rooney kontrol kaleye baktı. Uzaktan bir vuruş. Kalecide kalıyor. Bir kez daha izliyoruz Rooney'nin vuruşunu. Jack Butland. Sol kanattan gelişen Everton hata. Yerden bir top. Savunma karşıladı Zuma'yla. Atak tazeleme şansı. Ceza sahası. Cenk. Kaleye yönlendiremedi orada topu. Cenk Tosun. Everton atakları sıklaşıyor. Sert bir top. Bir kafa. Kaleci boşta kaldı. Ve top şimdi ağlarda gol. Cenk Tosun. Cenk'in golü. 69. dakika. Everton Stoke City deplasmanında 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Beraberlik için şans arayışları. Gol pozisyonu topağlarda. Choupo-Moting. Gol sonrası bir de sakatlık geçiriyor. Moting. Yeniden üstünlük arayışları Everton'da. Sağ kanatta Walcott yaptı ortaya. Bir kafa ve ikinci gol. Cenk Tosun'dan duble. Everton 2-1 önde. İngiltere Premier Ligi'ne çok yakışan bir oyuncu Cenk Tosun. Son düdük 3 puan Cenk'in dublesiyle Everton'ın. Evet, Cenk Tosun 2 golle galibiyetin mimarı oldu. Açıldı hocam Cenk. Üst üste gollerine devam ediyor. Neler söylersiniz Cenk özelinde önce, sonrasında attığı golleri ayrıca inceleyeceğiz. Tabii Cenk. Cenk deyince benim için çok özel anlamı var. Özellikle 2010'da milli takımı, genç oyuncuları A milli takıma kazandırırken o değerlerden bir tanesi de Cenk'ti. O gün onunla Alman alt milli takımlarında oynayan Cenk'e gidip bu teklifi yaptığımızda hiç tereddüt etmeden hemen kabul etti ve Türk futbolunun içine de bu şekilde girmiş oldu. Cenk öncelikle kişilik yapısı olarak öne çıkan. Çok sonra, karakterli bir yapısı tabii, var. Sonra futbolculuk özelliklerini konuşabiliriz. Bunu da geldiği yıllardan itibaren işte 4 yıla yakın herhalde Antep'te oynadı. Sonra Beşiktaş'a geldi. Onca o süre içerisinde yedek oturdu ama çalışmasını bırakmadı. Bu altyapısını son derece doğru bir şekilde almış, doğru gelişen bir oyuncu. Bu tip oyuncular büyük camialara geldiklerinde ve doğru bir hocayla da buluştuklarında işte bu noktalara kadar gelebiliyorlar. Bugün itibariyle milli takımımızın bence forvet noktasındaki en önemli oyuncusu. Kesinlikle öyle. Çünkü Cenk bugün takımı adına her türlü mücadeleyi ortaya koyarken gol noktasında da çok çeşitliliğe sahip. Yani kafa golü atabilir, şutla atabilir, her şey yapabilir. Muhteşem bir gol vuruşu var. Bunu da Everton'a giderek göstermeye başladı. Zorlu bir lige gitti. Yani o ligde şampiyonla oynayan takım belli, 81 puana ulaşmış. Everton 40 puanda, hani daha vasat bir takım. Hı-hı. Gitti, adaptasyon süresini yaşadı. Galiba 9 maç olmuş, baktım ben. Oynadığı maçlar da var ama son 3 hafta bakıldığında
takım oyununun içerisinde ne kadar etkili olduğunu gördük. Kesinlikle. Yani 4 tane gole ulaştı 3 haftada 4 gol. Bu ligde gerçekten zorlu bir görev. Yani Cenk benim en çok takdir ettiğim futbolculuğuna her türlü güvenebileceğin ve sadece bizi İngiltere'de değil milli takım adına da çok şeyler verebilecek önemli bir oyuncumuz. Gollere bir de libero sistemiyle bakalım hocam Cenk'in gollerine. Bu arada hatırlatalım stok 30. dakikada 10 kişi kaldı. O da evet. Önemli bir etken. Hocam bu Cenk'in ilk golü neler söylersiniz bu golle ilgili? Burada Livin'in asisti var ve iyi bir noktaya burada Cenk ilk hamleyi de yapan isim. İkinci hamleyi de yapan isim Cenk Tosun. Pozisyon alması, topu bekleyişi herhalde yani her şeyde. Özellikle bu ligde biliyorsun hani uzun top çok kullanılıyor. Kanatlardan geliştirilen ataklarda çok etkili ortalar yapılıyor. Hı hı. Ve genel maçlara baktığımızda da ceza sahası içerisinde çoğalabiliyorlar. Tabii rakibin eksik kalması da çok önemli burada. O etkili orta geldiğinde 4 tane oyuncu var en az o noktada. Ama bizim için en önemlisi Cenk'in doğru yerde olması. Gelen topa her zaman doğru pozisyon alması. İlk hamle yapması da çok önemli burada. Yani topun gelişine ilk Cenk'i düşünmeleri daha doğrusu çok önemli. Hocam aslında bunları konuşurken bir yandan milli takımı da bu noktada değerlendirebiliriz. Şimdi yepyeni bir milli takım izleyeceğiz. Öyle gözüküyor. Michel Uçescu'nun oluşturmaya çalıştığı golleri bir yandan izlerken tabii ki hücum hattımızda Cenk çok önemli bir yer tutacak ve artık tamam Dünya Kupası'nda yokuz belki ama bundan sonrası için bu yeni yapılanmayla ilgili olarak da Cenk sanki bu oyunun daha doğrusu bu takımın biraz daha liderliğini üstlenecek bir oyuncu yapısında sanki öyle gözüküyor. Burada da özellikle benim dikkatimi çeken burada tekmeyi göze alarak kafasını uzatması ki bir forvet oyuncusu için herhalde sakatlanma korkusu yaşamadan bu şekilde topa reaksiyon göstermek çok önemli. Evet, Cenk'in attığı gollere baktık mı zaten o çeşitliliği görüyoruz dedik. Bu pozisyonda da aynı şekilde tamamen topu iyi takip eden, topun nereye geleceğini kestirebilen ve o topla her türlü buluşan bir forvet oyuncusu. Ama daha önemlisi atakları sonuçlandırabilme yeteneği sahip. Bu yetenekle birlikte kafayla, ayak içiyle, şutla hiç fark etmez. Plase ile ki bunun yanında asistleri de vardır Cenk'in. Bu pozisyonda da aynı şekilde doğru pozisyonu alıyor. Hiç çekinmeden topa en doğru nasıl gidilir? Yani başka oyuncu olsa belki ayağıyla vurmak isteyebilir. Öncelliyor. Yani rakibinden önce hareket etmek için o riskli pozisyona giriyor ve golü atıyor. Walcott da iyi besledi Cenk'i bu sezon. Evet. Yani zaten o da önemli bir ayak. Takımdaki en önemli oyuncuların başına geliyor Walcott. O da yeni transferi yine devre arasında aldılar. Cenk yani milli takımla ilgili daha detaylı da konuşabiliriz ama milli takımında yapılanma olmaz. Yani biz milli takım konusu açıldı mı sabaha kadar konuşabiliriz Kerem seninle. Milli takım en elit oyuncularının yarışacağı alandır. Burada yapılanmaydı, gelişmeydi. Gelişmeler 21 yaş, 22, 23 yaşa kadar olabilir. Ama burası o alan değil. Bu maça özel şunu söyleyebilirim. Sayın Lucescu 6 tane maç yaptı. 4'ü resmi maç, 2 tane hazırlık maçı yaptı. Resmi maçlarda sadece bir galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi aldı. 2 tane hazırlık maçında ki bizden çok daha alt seviyede olan ülke takımlarına karşı 2 mağlubiyet aldı. Buradan yola çıkarsak durumun iç açıcı olduğunu söyleyemeyiz. Ama bu kadroya baktığımda bir turnuva öncesi, eleme maçları öncesi bu kadroya bakıldığında içinde 3-4 tane tecrübeli oyuncunun bulunduğu, daha çok genç oyunculara yönelildiği bir hazırlık yani işte oyuncuların adaptasyon süresini bu milli takımda yürütsünler ama ilk resmi maç geldiği zaman bu kadrodan kaç tanesi oynar o soru işareti. Ama bir değerlerimiz var. O değerler işte bugün yurt dışında oynayan Hakan gibi, Cengiz gibi, Enes gibi atladığım isimler olabilir. Bunlar bizim için çok değerli. Türkiye'de de milli takıma katkı sağlayacak genç oyuncular var. Okay gibi, Yusuf gibi, Abdülkadir gibi
bugün oynamayan Ozan gibi kendinden kaynaklanan sebepler. Bir adım sonrası şey olabilir, milli takım açısından bir nesil oluşturma ve bu nesli A milli takıma taşımak ve uluslararası alanda A milli takım adına o müsabakalara çıkmak, yarışmak. Ama bu geçmiş yıllardan gelen, Sayın Fatih Terim'le de zirve yapan elit oyuncu yok etme havuzuna döndü A milli takım. Lucescu geldi, oynadığı o resmi maçlarda her maç 7-8 oyuncu değiştirerek her şeyi eline yüzüne bulaştırdı. O oyuncular bir kenara atıldı. Şimdi elinde kalan bu güzüğü de genç oyuncularla bir şey yapacağım diyor. Yani bizim için en büyük şanssızlık ülke futbolu için bu genç oyuncuların o alana toplu halde çıkarılması, daha tam hazır olmadan her şeyi onların üzerinden yürütmek istemeleri. Benim tek endişem, bu oyuncular adım adım gelecekken birden oraya sunarsan bunları da kaybetme riski olacak. Elimizde futbolcu kalmayacak. Ben doğru bir organizasyonun olduğunu düşünmüyorum. Liverpool'da devam edelim hocam. Liverpool'da Watford karşısındaydı ve Muhammed Salah fırtınası dinmiyor Liverpool'da. 5-0 kazandıkları bu maçta tam 4 gol attı Muhammed Salah. İşte o maçın özet görüntüleri. Anfield Road'da Liverpool Watford'u ağırlıyor. Maçın hakemi Anthony Taylor. İlk dakikalardan itibaren Liverpool etkili olan taraf. Sadio Mane sağ tarafa oynadı. Salah ceza sahası. Salah şut pozisyonu arayışı, bir çalım. Savunma çaresiz, toparlarda. Golün adı Muhammed Salah. 4. dakika, Liverpool'dan erken bir gol. Salah'ın golü, Liverpool 1, Watford 0. Güzel bir pas yine Mane'den ortaya, arka direk, ikinci gol. Muhammed Salah'tan duble, Liverpool 2-0 önde. Liverpool 2, Watford 0. Asist Andrew Robertson. Liverpool soyunma odasına 2-0'la gitti. İkinci yarının hemen başı, Salah sıyrıldı rakibinden. Durdurulamıyor Muhammed Salah. Baktı içeriye, yaptı ortayı ve üçüncü gol geldi. Roberto Firmino. Salah'tan 2 gol, 1 asist. 49'da fark 3'e yükseldi. Salah Walker savunmasını çok zorluyor. Çaresiz bırakıyor performansıyla. Serbest vuruş kaleye doğru, direkten dışarı gitti. Watford'un gol arayışları. Bir kez daha izliyoruz bu güzel vuruşu. Pereira sağ kanatta, bu kez Mane rakibinden sıyrıldı. Prödel'den ceza sahası. Mane pası geriye, Salah çekti sağına. Salah şimdi sola. Salah, Salah vurdu gol. Harika bir gol. Muhammed Salah. Dakika 77, Liverpool 4, Watford 0. Önünde 3-4 savunmacı, fark etmiyor. Muhammed Salah 4-0. Bir başka şans arayışı, pası iyi yere, Salah ceza sahası, gol pozisyonu, kaleci dönen top, bir kez daha Salah. Dakika 85, Liverpool 5, Watford 0. Maçın skoru. Hocam, yeni Messi, Neymar mı olacak, Dybala mı olacak, o mu olacak, bu mu olacak derken Muhammed Salah aradan çıktı. İnanılmaz işler yapıyor. Ya kesinlikle öyle. Yani ben sanki Messi'yi seyrediyor gibi izledim maçı. Dediğin isimler bir kenara. Yani Messi'ye eşdeğer bir oyuncu izledik. Kesinlikle bu kadar öyle. Becerili. Yani bunu Muhammed Salah'ı seyrederken yani futbol zekası, oyun gücü, çabukluğu, top tekniği, her şey var. Yani bir pozisyondan diğer pozisyona geçişleri, topu ayağından açmadan o kısa adımlarla. Yani bireysel becerileri o kadar üst düzey ki. Tamam, mutlaka yanında Mane'si var, Firmino'su var,
işte orta sahadan oyuncular destek veriyor ama günümüz futbolunda bulunmayan ve en çok istenen şey bu. Bireysel özelliklerle rakibin beklemediği şeyleri yapabilmek. Görelim golleri arkadaşlar bir yandan da. Salah'ın ilk golü özellikle yani tam bir Messi golü. Bu arada bunu bu şekilde verirken bir de hatırlatma yapalım. Yani gol sayısı, gole katkısı daha doğrusu Salah'ın 28'e 9, 37. Messi'nin 25'e 12, o da 37. Aynı kafa kafaya geliyorlar. Şurada topla buluştuğu an durabiliyor muyuz? Tabii ki dururuz. Burada duralım. Şu anda pozisyonların hepsine baktığımızda o kadar oyun gücü, oyun zekası yüksek ki hiçbir zaman ofsayta düşmeden hep defans çizgisinde bulunan bir oyuncu. Evet. Hani başka oyuncu olsa acele eder. Hani sabırlı davranmaz, ofsayta düşebilir. Birincisi, en önemlisi bu. Topla buluştuktan sonra neler yapıyor ona bir bakalım. Bak kaç kişi kademeye geliyor. Zaten bak, biliyorlar başlarına gelecekleri. Evet, bak şimdi kısa adımlarla rakibinin üstüne bire bire giderken, şurada duralım. 3 kişi geldi hocam. 2 kişi geldi, 2 kişi daha gelecek. Evet. Şimdi orayı sıkıştırdılar. Oynatalım. Birini düşürdü. Düşürdü zaten. Bak şimdi şu baskıya bak. Burada aslında şut açısı da var. Evet. Ve vuruşu yapıyor. Yani kaç kişiyle önlem almaya çalışırsan çalış, bu oyuncuya uzak kaldığın zaman topla döndüğü, yüzünü sana döndüğü an, kaleye döndüğü an işin zor. Dolayısıyla bu tip oyunculara karşı yakın oynayabilmek lazım. Ama işte ayağına topu aldırtmamak lazım. Burada da diğer gol, üçüncü gol. Yine genellikle rakip hücuma çıkarken katısı. Burada da hocam yine çok hızlı alıyor burada yani. Firmino geliyor. Evet. Çok iyi noktada. Görerek, bilerek Firmino'ya atıyor. O da zaten müthiş bir oyuncu. Çok özel bir gol atıyor. Bu da atağı başlatan Firmino hocam burada. Evet. Yine bakalım. Bakın. Önce hücum presini yapıyorlar. Topu kazanıyorlar. Bak. Burada duralım. Bu tip oyuncuların en büyük özelliği arkası dönük de oynayabilir, çalım atabilir. Dolayısıyla özellikle İngiltere'de defansif açıdan çok büyük zaaflar da var biliyorsun. Hı hı. Bu tip oyuncular az olduğu için daha düz oyuncular var, defansif oyuncular, ağır oyuncular. O topu alıp dönüşü ve hızlanması, arkasından görerek, bilerek ön direğe koşu yapan Firmino'ya atması mükemmel. Kesinlikle öyle. Bu golü de görelim. Sonrasında yani çok güzel bir topuk golü gerçekten. Firmino'nun bitirişi de harika. Üçüncü gol de yine muhteşem bir gol. Salah'ın üçüncü golü de öyle söyleyelim. Burada yine Mane'nin müthiş işleri var. O da çok işi. Yetenekli. Evet, kesinlikle öyle. Burada duralım. Ya gerçekten. Bak. 2, 4, 5 kişinin, 6 kişinin olduğu bir yerde yine bireysel oluyor. Özelliklerini kullanıyor. Çok yüksek becerilere sahip. Hocam şimdi rejiden de arkadaşlar söylüyor yani bunu konsol oyununda atsanız. Tabii bak. Ne kadar saçma bir gol oldu dersiniz ama yani gerçek hayatta Salah atıyor bunları işte. Yani Messi'den sonra aslında çok özlem duyduğumuz futbolcu tarzı. Yani hep arıyoruz işte Messi gibi, Messi vari olsun diye. Yani çok yetenekli, o kısa adımlarla çok hızlı gidebilen oyuncular. İşte Muhammed Salah gerçekten onu bize vaat etti ve Dünya Kupası'nda da neler yapacağını ben çok merakla bekliyorum. Ona o altın ayakkabıyı da kazandırabilir belki. Tabii ki şu Dünya Kupaları bu açıdan çok önemli. Şöyle bir şey kıyaslama yapalım. Cristiano Ronaldo'ya bir şey diyebilir miyiz? Hiçbir şey diyemem. Yani Ronaldo muhteşem bir profesyonel, kendini geliştiren atletik harika bir oyuncu ama yetenek ama konusunda futbolun ruhunu taşıyan oyuncu bu dünyada kim diyoruz? Messi diyoruz. Her türlü becerisiyle. İşte bu tip oyuncular futbola keyif katıyorlar. Seyredenlere bu açıdan büyük seyir zevki veriyorlar. Yani böyle bir oyuncuyu izlemek çok güzel. Kesinlikle. İtalya Serie A ile devam edeceğiz. Az önce Oğuz Hoca da bahsetti. Hakan Çalhanoğlu dedi. Milan'ın Kiev'i 3-2 mağlup ettiği maçta Hakan'ın bir de golü vardı. İşte o maçın özeti. Düdük çalıyor. Mücadele başlıyor. Milan Kiev mücadelesine ev sahibi. Milan başladı. Şimdi derin top. Suso aldı. Suso
Üçlü baskı. Pasını verdi Kessié. Ceza sahası. Yerden gönderdi. Gol pozisyonu. Hakan Çalhanoğlu. 10. dakika. Hakan golü atıyor. Ligin ilk yarısında da Kievo'ya golü vardı. Bugün de attı. Hakan Çalhanoğlu. 15 top kaybı Milan'dan. 13 top kaybı. Şu ana kadar Kievo'dan. Ceza sahası içi. Beraberlik şansı ve toparlarda gol. Stepinski. 33. dakika. Stepinski golü attı. Kievo beraberliği yakaladı. Mükemmel bir atak geliştirdi az önce Ceccherini ve gole dönüştü. Top boşta, şut şansı, mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Kievo öne geçiyor 2-1. Suso çalımını attı, verdi pasını. Fabio Borini son çizgi ortasını yaptı. Arka direğe doğru herkesi açtı. Cacciatore vurdu. Şut şansı kaleye doğru direkt dibinden. Cutrone. Cutrone golü atıyor. Cutrone bu arada. Bu arada offside. Video yardımcı hakem sisteminde bulunan hakemler pozisyonu izliyorlar. Golü veriyor. Golü veriyor maçın hakemi Maurizio Mariani golü verdi. Maurizio Mariani golü veriyor. 2-2 oldu. Orta geldi. Gol pozisyonu ve toparlardı Andre Silva. Andre Silva golü atıyor. 82. dakikada Milan öne geçiyor. Musacchio aldı. Musacchio. Musacchio. Ceza sahasında Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu. Penaltı beklentisi var. Tomovic'den top dışarıda. Milan 3-2 önde. Duraklama anları oynanıyor artık. Penaltı kararı gelebilir bu pozisyonda. Evet izledim diyor. Geliyor Maurizio Mariani. Kararı ne olacak? Penaltı. Penaltıyı veriyor Maurizio Mariani. Kessié geliyor. Kessié bunu kaçırdı. Kessié kaçırıyor penaltıyı. Kessié penaltıyı kaçırıyor. Mücadele bitiyor sevgili futbol severler. Milan kazanıyor. Milan kazandı. Hakan bir gol attı. Bir de penaltı yaptırdı ama Frank Kessié onu maalesef gole evet. Çeviremedi. Bu arada Kievo'nun da ikinci golünü de özellikle hissettim hocam. Çok harika bir gol atmış Roberto Inglese. Hakan'ın golüyle başlayalım. Bir yandan da performansını sizden rica ediyorum. Yani özellikle Gattuso ile beraber artan bir performans evet, var. Evet son an maçları yenilmeyen bir Milan. Evet. Bunun ilk 11'inde olan bir Hakan. Bu çok önemli. 10 numara giyen bir Hakan. Bunu da vurgulamak ve lazım. Araya gireceğim hocam ama daha fazla aksiyon alan bir Hakan. Yani artık tamamen o kendini takıma ait hisseden bir Hakan Çalhanoğlu görüyoruz sanki. Bu çok önemli. Şimdi Hakan tiplemesi hani 10 numara eski 10 numaralar var ya forvet arkası oynar. Bu 10 numara o 10 numara değil. Böylesine önemli bir takımda 10 numarayı sırtına alabilmek çok önemli bir gösterge. Yani takımın içinde var olacağı belli olan bir yıldızlardan bir tanesi. Hakan bir orta saha oyuncusu mu yoksa bir kanat oyuncusu mu? Hakan her ikisi de. Hakan direkt orta sahada oynadığı zaman onun oyunun iki yönündeki temposu konusunda sıkıntısı var. Ama diğer özellikleri muhteşem. Yani top tekniği, oyun organizasyonu, kale önündeki o şutları. Burada bence çok doğru bir tercih yapılmış. Hakan bir orta saha oyuncusu olarak kanatta oynatılıyor. Kanatta oynadığın zaman görevlerin çok daha belirgin. Hem orta saha oyunun içindesin hem gole yakın bir oyuncusun. Birinci golde atmış olduğu golde de beni en çok sevindiren Hakan tiplemesi oyuncular top diğer kanattan geldiği zaman aslında forvet noktasını ikilemeliler. İçeriye doğru girmeli. O iki direk arasında ikinci oyuncu olarak var olmalılar. Bunu çoğu oyuncu yapmıyor. İşte Hakan bunu bile yapıyor artık. Yani bu goldeki en büyük gösterge sağ kanattan gelen topta artık Hakan kendini ikinci forvet oyuncusu olarak ceza sahasının Starla'da içine oraya gelmesi ve soğukkanlılığı da çok önemli. Kontrol diğer oyuncular hocam bunu tekte vurmaya çalışır. Gol olabilir, avuta yüksekten gidebilir ama tekniği son derece yüksek olduğu için topu tutabileceğini ve gol yapacağını bilerek çok güzel bir vuruş yapıyor. İkinci golü de rica edeceğim sevgili Abdullah. Roberto Inglese'nin golü gerçekten, daha doğrusu Kievo'nun ikinci golü. Evet. Yani çok muazzam bir gol attı Inglese.
Ve işte burada golü tekrar izleyeceğiz. Burada içeri çekilen top kontrol. Arkaya gönderiliyor. İyi pozisyon aldı Kievo ve burada gelişine harika bir vuruş. Yani hiçbir kaleci bunu herhalde kolay kolay çıkartamaz öyle değil mi? Yani burada bir pozisyon oyunu var. Burada Hakan üzerinden gidersek top rakipteyken Hakan doğru pozisyona geliyor. Takım bütünlüğü içerisinde. Ama top sağ kanada geldiği zaman ciddi bir reaksiyon yok ama bak Hakan yine orada. Buradaki en büyük şanssızlık dönen ikinci topun bu oyuncunun ayağına gelmesi, onu da mükemmel vurması. Yani belki 100 kere vursa bir kere oraya gider, o da oraya gidiyor. Hakan'ın bir de penaltıyı yaptırdığı pozisyona bakalım. Evet. Burada ani bir atakla çıkıyor Milan. Sağdan gelişiyor. Çok iyi top burada Hakan'a. Hakan'ın da kontrolü yine iyi. Belki sol ayağıyla kontrol etmeye çalışsa daha mı acaba? Ben sanki öyle bir düşündüm ilkinde izlerken. Bir öncesine, biraz daha önceye gidersek Hakan nereden oraya gitmiş ve o topla buluşmuş onu görebilir miyiz? Bir şurada en başa hocam, giderse bak daha öncesinden. Daha öncesine ama gidemiyoruz, bu kadarını alabildik. Başlangıçta sanki en başında durursa, pozisyonun en başında. Tamam, birazdan bakacak arkadaşlar. Burada tabii %100 bir penaltı bu. Başladığı an dursun. Bir an durabilmeli yani. Bir genel görüntüyü görseydi. Bir geri de genelde görebiliyorsak görelim. Görünmese bile burada dursun. Yani burada duralım, tamam. Bak takım orada, Hakan mutlaka orta sahanın çok gerisinde. Evet ama o koşuyu yapıyor. Müthiş bir koşu yapıyor. Yani o da çok önemli. Her ne kadar sağ kanattan top götürülse de Hakan'a mükemmel pas atılmış. Ama Hakan hani beklentilerin ötesinde bir sprintle defansın arkasına o koşuyu yapmış. Dediğin gibi topu daha iyi önüne alabilir. O zaman gol vuruşunu daha rahat yapardı. Ama yine de bu koşuyu yapıp topla buluşması çok önemli. Peki Milan'da 3-2 kazandı. Biz İtalya Serie A'daki bir diğer temsilcimizle devam edelim. O da Cengiz Ünder değerli izleyenler. Roma bu hafta Crotone deplasmanındaydı. 3 puanlı 2 gol aldılar. Ve karşılaşmaya Roma başlıyor. Kolarov. Nainggolan yerde kaldı. Oyun devam ediyor. El Şarabi. Nainggolan orta. Gerson arka direkte dokunamadı. Daha doğrusu istediği gibi dokunamadı. Topu dışarı gönderiyor. Bruno Perez. Tekrar merkeze döndü. Gonalons. Şarabi bıraktı. Pellegrini sol kanatta. Kolarov ortasını yaptı ve gol geliyor. 1-0 öne geçiyor El Şarabi ile Roma. 39. dakika, El Şarabi çok iyi hareketlendi. Sert bir orta Kolarov'dan ve golü buluyor deplasmanda Roma. Gerson, iyi pas, Nainggolan ceza sahasında. Nainggolan içeri doğru çevirdi, Dzeko kaleciden döndü. Nainggolan ikinci hamle offside. Pellegrini. Fazio topu kaybetti. Fazio Trotta kaleciyle karşı karşıya kalacak. Trotta Becker ikinci hamle üstten avta gidiyor. %100 gol pozisyonu. Trotta Becker'le karşı karşıya geldi. Bu ikili mücadeleden galip çıkan Roma kalecisi oldu. Florenzi, Nainggolan. Lorenzi hareketlendi. Nainggolan muhteşem bir gol. Raja Nainggolan Roma'yı rahatlatıyor. Kaptan sorumluluk aldı ve attığı golle takımına nefes aldırıyor Nainggolan. Ve Cengiz oyunda. Kalan dakikalar için Cengiz Ünder El Şarabi'nin yerine oyuna dahil oluyor. Dzeko'ya gelmeden Capuano. İki hamlede Florenzi'de kaldı. Florenzi yerden Cengiz Ünder çizgiden çıkartıyor savunma. Yine gole yaklaştı. Bu haftayı da boş geçmeyecekti Cengiz ama savunma çizgiden çıkarttı. Çizgiden çıkartıyor savunma. Ve son düdük geliyor Luca Banti'den. Roma deplasmanda Crotone'yi 2-0 mağlup ediyor.
Tabii Serie A'da ligin dibindeki takımlarla oynamak son haftalara doğru daha da zor hale geliyor. Oradan puan çıkarmak. Roma iyi bir 3 puan çıkardı burada. Özellikle Nainggolan'ın perdeyi açan golü, daha doğrusu onları rahatlatan golü çok çok önemliydi. Cengiz de 83. dakikada oyuna dahil oldu. Yani El Shaarawy'nin golü de muhteşem. Evet. Öncesi ve sonrası. Cengiz sonradan girdi, yine pozisyon oluşturdu, gol atıyordu. Ya bu çok önemli. Yani bizim bu kadar genç bir oyuncumuzun belli bir adaptasyon süresinden sonra ilk 11'e girdiğinden itibaren fark yaratması çok önemli. Onun o futbolculuk özelliklerini bu derece geliştirmesi bizlere güven veriyor. Milli takım açısından da önemli. Yani bu çocuklar daha milli takım içerisinde daha tecrübeli oyuncuların yanına girseler ve gelişseler daha rahat olacak bizim için. Ama bunlar şimdi büyük yükü sırtlarına aldılar. Öyle bir patlama yaptı ki Cengiz oynamaya başladıktan itibaren sürekli skor değiştiriyor. Şimdi beklentiler büyüyor. Milli takım demek işte belli isimler üzerinden gidiyor. Şimdi belki Hakan'ın bile önünde popülerite olarak. O gol atmaları. İşte biraz daha yavaş yavaş ilerlerse bizim açımızdan daha iyi. Bir Enes geliyor muhteşem şekilde. Ama bunların hep zamana ihtiyacı var. Cengiz'i kutlamak lazım. Genç olması bir avantaj. Arabesk yapmaması çok önemli. Yani tabii ki bizim çocuğumuz, Türkiye'nin çocuğu. Türk örf adet geleneklerinden tabii ki uzaklaşmayacak ama bu işi duygusallığa da dökmeyecek. Çok profesyonelce oraya adapte olacak. Rakipleri çok büyük. El Shaarawy var, Perotti var, Gerson var, Varda var. Onların arasında ilk 11'de veya sonradan girip bu şekilde oynuyor olması son derece sevindirici. Nainggolan'ın golünü görelim hemen. Onun liberolu sistemini hazırladı. Mesut Ocak arkadaşımız, kendisi yardımcı oluyor bize bu konuda, sağ olsun. Bu Nainggolan'ın golü nereden geldiğine bakalım hocam. Ve atağa sürükleyen isim yine Nainggolan. O da çok önemli bir oyuncu. Zaman zaman özel hayatıyla ilgili olarak, öyle diyelim, yaşantısıyla ilgili olarak sıkıntılar yaşayan bir oyuncu ama her zaman sahada olduğu zaman maksimumunu vermeye çalışan bir oyuncu, en azından onu görüyoruz. Yani Nainggolan'ın biz oyunun iki yanına, iki ceza sahası arasında çok etkili olduğunu, çok tempolu olduğunu ve önemli şutlar attığını da biliyoruz. Buradaki en kritik şey... Ki zayıf ayağı. Evet ama o özelliği var. Var. Çünkü o mentalitesi var, şut atma özelliği var. Buradaki en önemli konu uzun top atıldığı an durabilirsek... Uzun top atıldığında buradan bahsediyorsun. Evet, buradaki en önemli şey ikinci topa atak yapmak. Hı hı. İşte çok tecrübeli bir oyuncu aynı zamanda. Dönen topa bakalım şimdi, ikinci topa. Burada şundan bahsediyorsun, evet. Gelene. Şimdi dönen topta doğru pozisyonda topu alıyor ki daha iyi alabilir. Daha da iyi verebilir aslında. Daha da iyi verebilir ama durmuyor. Bak, rakipten üstünden topu aldıktan sonra rakibin arkasında yine devam buluşuyor. Ediyor. Golden sonra Cengiz'in de pozisyonunu rica edelim. Gerçekten bunu da atsaydı harika olurdu ama yani savunma oyuncu da çok iyi sezinlemiş burada. Çok iyi bir gol vuruşu yapmıyor Cengiz. Aslında onu yapabilecek özelliklere sahip. Cengiz arkadaki yuvarlaktaki çok iyi yere de koşu yapıyor aslında. Mükemmel işte bak. Çok doğru yere koşuyor ama. Cengiz. Hocam biraz da top sekmiş sanki ya yerde, değil mi? Ya top sekti. Cengiz kaleyi boş gördü. Garanti bir vuruş yapıyor gibi yaptı. Yoksa Cengiz pozisyonu daha ciddiye alsa, %100 konsantrasyonla vursa onu gol yapacak. Ama şurası çok önemli bak. Forvet oyuncusu gibi oraya doğru gidiyor. Bak önce içeri gidiyor. Sonra yaptığı şu koşu çok önemli. Kesinlikle. Yani Cengiz çok hareketli. Bir pozisyondan diğer pozisyona, oradan üçüncü pozisyona sürekli geçebilecek bir oyuncu. Savunmacının da hakkını vermek lazım, gerçekten iyi dönmüş. Dzeko değil mi pası veren arkadaşlar? Dzeko merkezde top bekleyen oyuncu, evet. Perotti pası veren oyuncu, evet. Yani bizim bildiğimiz Cengiz. Bunu yapardı aslında. Yukarıya tavana vururdu, evet. İyi vurmamış. Evet, bunu da geçelim. Bir daha izledikten sonra Cengiz Ünder'in kaçırdığı gol pozisyonunu. Evet. Yani... Çoğu oyuncu topu ayağına ister. Quaresma topu ayağına ister. Babel topu ayağına ister. İşte Lens ayağına ister. İşte Cengiz gibi oyuncular ayağına isteyebileceği gibi daha çok topsuz koşuyla topla buluşabilecek özelliklere sahip. O açıdan fark yaratıyor.
Sampdoria-Inter maçıyla devam edeceğiz. Yine orada da 4 gol atan bir isim vardı. Icardi hem gol sayısını 22 yaptı hem de Inter'i gerçekten önemli bir deplasmandan 5-0'lık galibiyetle çıkmasında yardımcı oldu. Pazar gününün açılış maçı Sampdoria-Inter mücadelesi başladı. Cancelo ortaya gönderiyor. Kafa vuruşu ve gol! Ivan Perisic attı. Ivan Perisic 26. dakika Luigi Ferraris'te Inter 1-0 önde. João Cancelo harika bir orta. Ivan Perisic uzak mesafe yükseldi, kafayı vurdu ve topu alana gönderdi. Inter 1-0 önde. Rafinha, Rafinha'nın pası Candreva ceza alanında. Candreva yerden bıraktı. Rafinha dönemedi topla, maçın hakemi penaltı veriyor. Penaltı kararı çıkıyor. Inter için ikinci gol şansı. Paolo Tagliamento hiç tereddüt etmedi. Penaltı noktasını gösterdi. İşte pozisyon bu. Rafinha yerde değerli izleyenler. Icardi geliyor. Mauro Icardi. Icardi penaltıyı gole çevirdi. 2-0 oldu. Inter farkı 2'ye çıkardı. 30. dakika. Durum 2-0. Cancelo aldı topu. Cancelo. Perisic yetişti o topa. Şimdi Kanisa'sı. Icardi mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Mauro Icardi. Çok klas bir gol. 3-0 oldu. Gol Mauro Icardi. İşte bu klas gol. Tekrar görüntüde Mauro Icardi. Bu bir golcü vuruşu. İşte burada pes etmiyor. Öyle klas vuruyor ki Viviano ve savunma çaresiz. Durumu 3-0 yaptı Inter. Orta geldi kale sahasına. Kafa vuruşu, top sekti. Sonrasında kaleci Andanovic. Çok iyi çıkardı Andanovic. Finya. Solda boşluk var. Sağ kanada döndü. Candreva ceza alanında. Candreva geriye bıraktı. Gagliardini ve bir vuruşta Rafinha'dan kaleci ikinci pozisyon Mauro Icardi. Hat-trick yapıyor Icardi. 4-0 yaptı Inter. Sampdoria deplasmanında. Icardi'nin attığı golün benzerini yine Sampdoria alanına gönderebilirdi burada Rafinha. Onun topuk vuruşu. Top döndü Mauro Icardi. Geldi ceza alanından Candreva yerde kaldı. Mauro Icardi, Mauro Icardi mükemmel bir gol. Icardi kimsenin beklemediği anda o topu takip etti. Gelişine voley yapıştırdı ve durumu 5-0 yapıyor. Icardi show devam ediyor. Oh! Si è fatto male Barreto, Barreto. Sampdoria 0, Inter 5, 4 gol Mauro Icardi'den, 1 gol Perisic'ten. Inter zorlu deplasmandan farklı galibiyetle dönüyor. Hocam, Icardi 4 gol atıyor bu maçta ama bir de enteresan bir şey var. Bu 4 golün hiçbirinde asist yok. Evet. Yani, asist yazılabilecek hiçbir şey yok, o da enteresan. Icardi'nin golleriyle devam edeceğiz ama önce Inter'in ben ilk golünü rica ettim. Yani çünkü... Orada çok iyi bir ayak içi kesme var. Evet. Siz çok seversiniz. Özellikle sizi düşünerek bu golü ayrıca istedim. Burada gerçekten wow Cancelo. İşte burada çok iyi bir kesmeyle orada o boşluğu görecek. Birazdan göreceğiz. İşte tam burada hocam. Evet. Görerek yani... Bu tecrübedeki oyuncular hiç acele etmiyorlar. Topa hakim olduktan sonra bir bakıyorlar. Aynı şekilde Perisic. Golü atan oyuncu bu arada şu anda sol kanat çizgisinde. Tabii, onu da dikkatini Perisic. Çekelim. Bak şimdi oradan geliyor. Şimdi takım oyunu
topa hakim olmak, hücumu neticelendirmek, çoğalmak bunlar çok önemli. Dolayısıyla topu kaybetmeden oynamak lazım. Top orada. Şimdi çoğaldılar. Perisic'i gördün mü? Bak ceza yayının arkasından pozisyonunu aldı. Ama o kadar mükemmel bir orta ki. O da ofsayta düşmeden buluştu ve mükemmel kafa vuruşu. Kesinlikle. Zaten Perisic'in olduğu, Rafinha'nın, Kandreva'nın olduğu yerde Brozovic var. Önde de Icardi müsaade et. Evet, savunma aksiyonunda biraz sıkıntı yaşıyordu Inter. Evet. Ama onu da sanki çözmüş gibi gözüküyorlar. Ama gollerde de büyük fırsatçılık var. Yani var. Tam Icardi tipik, zaten tipik fırsatçı golcü. Evet, Icardi öyle bir golcü. Güçlü, mücadele eden, pozisyonu bırakmayan, golü sürekli arayan bir forvet. Seneye de bakalım Lazio'da Inter'de kalacak mı kalmayacak mı, o da merakla bekleniyor. Bu da Inter'in 3. golü. Evet, Icardi'nin rakip hücumda penaltı. Burada alveri yaptı hocam. Evet, şimdi gidiyor. Verdi. Önemli olan burada top güvenliği. Yani Avrupalı oyuncuların, yani Türk, bizim Süper Lig'deki en büyük sıkıntımız o. Top güvenliğiyle oynuyorlar. Top çabuk kaybedilmiyor. Her ikinci top rakibe geçmiyor. Oyuncular o bireysel özelliğe sahipler ve yine çoğaldılar görüyorsun. Evet. Evet, sürekli arayış içerisinde Icardi. Bekli hocam orada devamlı ve evet. Inter sürekli dönen topların hepsini aldı şu anda. Topladı hepsini. En büyük başarı orada. Araya müthiş bir pas. Yine ön direkt koşusu. Bu fırsatçı santraforların en büyük özelliği. Daha büyük özellikleri de çözüm üretmek. O an çözüm üretiyor. Şu pozisyonda. Başka bir şey aramıyor. En çabuk şekilde kaleyi düşünüyor. Ve bu vuruş o yüzden. Kesinlikle. Bu yoksa da o topu tutabilir. Tabii dönebilir. Pas atabilir, dönebilir. Pozisyonunu kaybedebilir. Tabii. Bu da 5. golü. Yine Icardi yere vurduruyor mu artık ya da istemeyerek mi sizce? İstemeyerek herhalde hocam. Yani bir pozisyon şutu çekiyor ama hiç öyle yere vurdurma planı yok herhalde. Tabii ki. O vurduktan sonra topun yere çarpması, kalecinin üstünden gitmesi bir şans. Tabii. Kaleci şanssızlığı. Takip önemli burada. Tabii. Pozisyon alma ve topa vurma önemli herhalde. Ya golcülerin en büyük özelliği bu. İnanarak yapıyorlar. Ona inanarak vuruyor ve o şekilde gol oluyor. Evet, Icardi böylece gol sayısını da 22 yaptı. Inter'de önemli bir galibiyet almış oldu. Sampdoria evinde kolay kolay kaybeden bir takım da değil ama Inter'in de böyle bir patlamaya ihtiyacı vardı. O maçta bu maç oldu Sampdoria adına, onu söyleyelim değerli evet izleyenler. Devam edeceğiz Hollanda Ligi ile hocam. Zwolle Feyenoord maçına gideceğiz. Orada da Robin genç van Persie'nin iki golü vardı ve karşılıklı atılan goller sonucunda maç 4-3 sona erdi. Son kontrollerini gerçekleştirdi. İlk düdüğü çaldı ve mücadele başladı. Şimdi Feyenoord etkili geliyor. Boçyus baktı içeriye. Uzak bölgeye doğru ortası. İçeriye pas. Van Persie! Top ağlarda gol! Robin van Persie! Feyenoord 1-0 önde. Hollandalı gollere devam ediyor. Feyenoord'u sırtlıyor. Zwolle 0, Feyenoord 1. Top kaybı, faul beklentisi var. Oyun devam ediyor. Boçyus şimdi gidiyor. İçeride tek isim var. Boçyus çekti topu. Açı aradı. Pasını aktardı. Gol pozisyonu ve top ağlarda gol. Robin van Persie. Durmak bilmiyor. 2-0 oldu. Robin van Persie'nin golü. Zwolle 0, Feyenoord 2. Yunis Namlı uzaklaştıramadı istediği gibi. El Ahmadi önüne sekiyor top. Düzeltti. Vurdu. Kaleci sektirdi top ağlarda. Top ağlarda sürpriz bir gol. Kerim El Ahmadi 3-0. Çok büyük hata kaleci Diderik buradan. Ve durum 3-0'a geliyor. Kerim El Ahmadi farkı 3'e yükseltiyor. Farkı azaltma arayışları. Yerden pas. Gol pozisyonu ve top ağlarda gol. McPart'ta goller yağmur gibi 3-1. Bir dakika arayla Zwolle'nin golü geliyor. Mustafa Saymak. Türk futbolcu golü atıyor. Şimdi Jørgensen, Berhas boş, onu düşündü. Savunma oldukça dengesiz. Steven Berhas topla buluştu. Wilhena hareketlendi. Berhas ona çıkardı. Wilhena 4-1. Wilhena 3 puan bizim diyor. Steven Berhas.
Klaus bomboş pozisyonda. Onun önüne doğru pas. Ardından aldı atıyor Wilhena'ya Steven Berhaus. 4-1. Yunis Namlı döndü sağ tarafa. Şimdi orta hazırlığı. Yerden pas, son anda müdahale. Boçius. Boçius ama o noktada bir hata. Ve karar penaltı. Karar penaltı. Jean-Paul Boçius kaptırdığı toptan sonra faul yapıyor rakibine ceza sahası içinde ve farkı şimdi azaltma şansısı gol adına. Karar penaltı. İşaret geldi. Piotr geldi. Piotr vurdu ve top ağlarda. Durum 4-2. Smolli umutlanıyor. Orta geldi. Brett Jones çıkmadı. Kafayla içeriye bir vuruş gelmedi. Boşta kaldı. Top ağlarda. Gol 4-3 oldu. Smolli farkı indirmeye devam ediyor. Yine Piotr oyuna girdi. 2 gol kaydetti. Kendisinin ikinci, takımının 3. golü. Devam ediyor oyun. Şimdi son düdüğü çalıyor. Maçın hakemi Paul van Bokel. 3 puan Feyenoord'un. Bu maçı özellikle Robin van Persie özelinde istedim hocam. Bir çıkışı var. Geçtiğimiz ay en iyi oyuncu seçildi taraftarlar tarafından. Üst üste gollerine devam ediyor Robin van Persie. Fenerbahçe'de hiç göremediğimiz, alışık olmadığımız görüntüleri Feyenoord formasıyla görüyoruz. Ne diyebiliriz? Şimdi Süper Lig'de oynanan futbol Avrupa'dan biraz daha farklı. Bizde oyunun savunma bölümü daha ciddiye alınıyor. O savunma bölümünden sonra yaratıcılıkların ortaya çıkması gerekiyor. Birebir mücadeleler daha fazla. Şimdi şurada da baktığımızda Van Persie, Jürgensen'in arkasında, güçlü bir forvetin arkasında, orta sahada ama aynı zamanda ikinci forvet gibi, ikinci bölgeden üçüncü bölgeye gol noktasına giden, topla buluşan, buluştuğu zaman da gol yapan bir görüntüde. Ama Hollanda Ligi'nde ya da oralarda böyle oynanabiliyor pozisyon oyunu içerisinde. Bir de çok boş bırakıyorlar hocam. Burada o kadar boş bırakmıyorlar. Yani bizde oyun daha birebir oynandığı için daha sıkıntılı. Dolayısıyla burada bir de bu tip isimler çok fazla onure ediliyor. Bizde öyle değil. Bizde senden daha fazlası isteniyor. O da kazandığının karşılığını vermeden buralara gitti. Ülkesine döndü. Şimdi keyfini çıkarıyor. Kesinlikle. Hollanda Ligi'nde bu haftanın bir diğer maçında da yine eski bir tanıdık, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Sparta Rotterdam'ın başında biliyorsunuz. Şimdi Ajax'la oynadılar onlar da. 5-2 kazanmayı başardı Ajax orada da. Hocam yavaş yavaş toparlayacağım. Tabii ki milli takım haftası bu hafta. Milli takıma İrlanda Cumhuriyeti karşısında özellikle Cuma günü başarılar diliyoruz. Elimizden geldiği kadar maçları aktarmaya çalıştık. Bir yandan da milli takım haftası olması sebebiyle işte Cengiz'i, Hakan'ı, Cenk'i de şöyle bir üçlü, ne diyelim, forvet üçlümüzü de görmüş olduk. Bizim için de güzel, keyifli bir program olmuş oldu. Bir ekleyeceğiniz bir şey varsa. Milli takım demişken tabii ki Cenk, Hakan, Cengiz bizden, hani Türkiye'de doğup büyüyüp oralara giden, Enes aynı şekilde. Hakan da Almanya'dan ama Türkiye'de bizim daha fazla böyle oyuncular, elit oyuncular çıkarmamız lazım. Hocam çok teşekkürler değerli görüşleriniz için. Değerli izleyenler, sizler de bizleri izlediğiniz için tüm ekip arkadaşlarımdan da mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.